Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk poğaça tarifini paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Facebook ve Instagram hesaplarımdan da takibe alabilirsiniz. Tarifimiz için 2 tane yumurta, sarısını üzerine sürmek için ayırdım. 1 paket yaş maya, biraz suda erittim. 1 yemek kaşığı toz şeker, 2,5 su bardağı süt ekliyorum. Unu azar azar ilave ederek hamuru yoğuralım. Biraz un aldım, tuzu una karıştırdım. Hamuru yoğurmaya başlıyorum. 1 su bardağı sıvı yağ ekledim. Bir paket kabartma tozu ekliyorum. 9 su bardağı un kullandım toplamda. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Yumuşak bir hamur hazırladım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur. Üzerini kapatıp 30 dakika dinlendirelim. Hamur 30 dakika dinlendi. Hamurun havasını alıp masanın üzerine alıyorum. Hamuru ortadan ikiye bölüyorum. Küçük mandalina büyüklüğünde bezeler alıyorum. Bütün bezeleri aldım. Üzerini buzdolabı poşetiyle kapatıyorum. Bir tane bezeyi çay tabağı büyüklüğünde açtım. İçine bir tatlı kaşığı tulum peyniri koydum ve kapattım. Tekrar gösteriyorum. Çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. Bir tatlı kaşığı tulum peyniri koyuyorum. Kenarlarını da hafif bastırarak kapatıyorum. Çok fazla bastırmıyorum. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirdim. Üzerine yumurta sarısını sürelim. Üzerine susam serpiyorum. Çörek otu serpiyorum. 1 saat tepsi mayası için beklettim. 1 saat sonra önceden ısıtılmış 230 derecelik fırına verdim. 15 dakika pişirdim. Fırından çıkarıyorum. 5 dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Yumuşacık pamuk gibi poğaçalarımız hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.